Cumhuriyeti'nin değerli başbakanı, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli konuklar, bakanlar, katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Bursa ilimiz tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanı yaşıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde ilk defa olarak Arap ülkeleri turizm bakanları ve çok sayıda üst düzey yönetici, yatırımcı, turizmci ve sektör temsilcisi birinci Türk-Arap turizm buluşması adıyla bugün Bursa'da buluşuyor. Tüm saygıdeğer konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu organizasyonun Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onurlandırılması bizim için ayrı bir onur olduğu kadar aynı zamanda organizasyonun gücünün ve öneminin ve Türk-Arap turizminin geleceğine verilen değerin de açık bir göstergesidir. Bu nedenle Sayın Başbakanımıza çok yoğun işlerinden zaman ayırarak bu programı onurlandırdıkları için şahsım ve organizasyon ekibi adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu programa yurt içinden, yurt dışından katılan tüm saygıdeğer konuklarımıza da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hükümetimizin himaye ve delaletleriyle Bursa Valiliği ve Arap Birliği Turizm Örgütü arasında varılan mutabakat ve yapılan işbirliği protokolüyle gerçekleştirilen bu buluşma Bursa ilimizle olduğu kadar ülkemizle Arap kardeşlerimiz arasında başta turizm olmak üzere pek çok alandaki işbirliğinin çok daha yukarılara çekilmesine de vesile olacaktır. Bu buluşmanın kalıcı olarak önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi Bursa Valiliği ve Arap Turizm Örgütü olarak ortak hedefimizdir. Ayrıca Arap Birliği Turizm Örgütü ile valimiz arasında imzalanan protokolle Bursa ilimizin Arap alemi için 2013 yılı ana destinasyon olarak ilan edilmesi kararlaştırılmış. Yine bu kararların uygulanmasının takibi amacıyla da Bursa ilimizde ve Arap Birliği Turizm Örgütü'nün merkezi olan Cidde'de karşılıklı birer temsilci bulundurması benimsenmiştir. Bu büyük buluşmanın gerçekleşmesinde büyük fedakarlık gösteren ve çok büyük emek sahibi olan değerli dostum Arap Birliği Turizm Örgütü Başkanı Sayın Bender Bin Fahd'a özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, değerli bakanlar, değerli katılımcılar, Bursa'nın Arap alemi için turizm ara destinasyon ilan edilmesi ve böylesine bir büyük buluşmanın Bursa'da gerçekleştirilmesi elbette tesadüfi değildir. Zira Bursa ilimiz dünyada hiçbir şehrin sahip olmadığı kadar çok farklı zenginliği bir arada bağrında taşıyan müstesna bir şehirdir. Özellikle Arap alemi ve Orta Doğu için ilimiz tam bir cazibe merkezidir. Milattan önce 6000 yıllarına kadar uzanan Roma, Bizans, Selçuklu gibi çok zengin tarihi yanında özellikle Osmanlı'yı kuran ve ona yaklaşık 130 yıl başkenti yapan ve 6 Osmanlı padişahının kabirleriyle yine Osmanlı'nın pek çok muhteşem mimarisini bütün asaletiyle bağrında taşıyan bir şehirdir Bursa. Orijinal mimarisiyle Ulu Cami, Yeşil Cami gibi tarihi camiler, Koza Han, Geyve Han, Issız Han gibi çok farklı tarz ve maksatla yapılmış hanlar, hamamlar, kapalı çarşılar, çeşmeler, eski Osmanlı Türk evleri bunlardan bazılarıdır. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Osmanlı'nın en canlı ve saf olarak yaşadığı bir kenti görmek üzere 2008 yılında özellikle Bursa ilimize gelmiş ve kente karşı hayranlığının takdir duygularıyla ifade etmiştir. Bursa'nın tarih ve kültür zenginliği burada Osmanlı'nın kuruluş felsefesinin sırlarını da adeta insanlara aşılamaktadır. Yine Bursa, yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Dört mevsim buraya gelenleri kendisine hayran bırakan ve ayrıca 20 gün burada kalanların vücutlarındaki kan hücrelerini yenileyen Uludağ'ı, serin iklimi, çok zengin şelale ve gölleri, yemyeşil ormanları, yaylaları, denizi, birbirinden lezzetli çeşit çeşit meyveleri ve gıdalarıyla
insanların adeta kendini hayran bırakan bir şehirdir. Bursa'nın bir adı Yeşil Bursa'dır. Bursa, Türkiye'nin dünya çapında en kaliteli ipeklerin üretildiği şehirdir. Bursa aynı zamanda bir su şehridir. Türkiye'de pazarlanan mineralli suların %70'i Bursa'dan çıktığı gibi termal sular bakımından da Bursa dünya çapında önemli bir zenginliğe sahiptir. Saygıdeğer konuklar, Bursa'nın şifalı suları asırlar boyunca insanlığa hep şifa dağıtmıştır. Bugün de Bursa'da Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yapılan ve hala hizmet vermeyi sürdüren pek çok termal tesis bunun en açık örneğidir. Roma ve Bizans krallarının, Osmanlı hükümdarları ve sadrazamlarının hem şifa ve de zindelik için kendi adlarına yaptırdıkları hamamlara sık sık geldikleri ve Bursa'nın şifalı sularından istifade ettikleri bir gerçektir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında da Libya Kralı İdris el-Sulusi, İran Şahı Rıza Pehlevi, Afgan Kralı Muhammed Şah, İtalya Kralı Elizabeth Taylor gibi çok sayıda devlet, siyaset ve sanat insanının Bursa sularından istifade ettiği bir gerçektir. Bugün Bursa yeni açtığı sıcak su kuyularıyla ve yeniden dünya çapında marka otel ve işletmeleriyle Sıba, Kaplıca, Wellness merkezleriyle hem Orta Doğu, hem Avrupa, hem de Uzak Doğu ve tüm dünya için adeta bir cazibe merkezi olmaktadır. Bursa sularının pek çok hastalığa iyi gelen özelliği yanında insanların hasta olmaması ve sağlıklı yaşlanması için de taşıdığı özel mineralleriyle insan vücudunu gençleştiren ve dişleştiren ayrı bir değeri bugün herkesin dikkatini buraya çekmektedir. Bursa şehir merkezinde hızla artan termal tesislerindeki yatak sayısı 2013 yılı sonuna kadar 6000'i bulacaktır. Bursa bu haliyle termal sağlık alanında da Türkiye'nin en önemli merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bursa'nın aynı zamanda gerek üniversite ve devlet hastaneleri, gerekse Türkiye genelinde marka olmuş özel önemli hastanelerin mevcutiyetiyle Bursa medikal sağlık alanında da önemli bir merkez olmaktadır. Bütün bunlar ötesinde termal turizm alanında ilimizde yeni kurulmakta olan ve yaklaşık 7000 yatak kapasiteli termal turizm merkezi tek başına Bursa'yı dünya çapında önemli bir termal sağlık ve turizm merkezi yapmaya yetecektir. Daha yenice termal turizm merkezi olarak anılan ve şehrimizin hemen yakınında muhteşem ormanların ve göletin çevrelediği 10.000 dekarlık bir doğa harikası içerisinde kurulmakta olan bu bölge Bakanlar Kurulu'nca termal turizm bölgesi ilan ederek dantel gibi işlenmeye başlamıştır. Hükümetimizce özel teşviklerle de desteklenen bu proje içerisinde özellikle Kaplıca, hamam, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri yanında çok sayıda özel tesis gelenleri ağırlamaya hazırlanmaktadır. Bursa'nın Güney Marmara'nın tam ortasında bulunması yanında aynı zamanda Yalova ile de adeta bütünleşmiş olması ve yeni yapılmakta olan İstanbul-Bursa-İzmir otoyoluyla İstanbul-Bursa ulaşımının bir saate inecek olması Bursa'yı İstanbul'la da bütünleştirecektir. Artık Bursa'ya gelen bir ziyaretçi Bursa'da bir termal tesiste veya Uludağ'da tatilini geçirirken aynı zamanda günü bildiğine karayoluyla, deniz yoluyla veya yüksek hızlı trenle İstanbul'a gelip tarihi mekanları veya alışveriş merkezlerini gezmek suretiyle aynı gün akşamı tekrar Bursa'ya dönerek tatilini geçirmeye devam edecektir. Bursa'nın 3 milyona yaklaşan nüfusuyla turizm alanında Türkiye'nin en büyük kongre merkezlerinden birine sahip olması ki şu anda içerisindeyiz. Yine Türkiye'nin İstanbul'da sonra en büyük fuar merkezine sahip olması, 20 çeşit birbirinden zengin çok farklı müzelere sahip olması, gastronomi, inanç turizmi gibi diğer konularda da çok farklı zenginlikleri sinesinde barındırması Bursa'yı farklı kılan zenginliklerdir. Bursa yukarıdaki pek çok zenginliğe ilave olarak aynı zamanda ülkemizde otomobilin, tekstilin, her çeşidinin, gıdanın, makine imalatının, mobilyanın, deri ve çelik giysinin de Türkiye'deki en önemli merkezidir. Bütün bu zenginlikleriyle Bursa, Arabistan dünyası için tam bir tatil ve turizm ve ticaret merkezi olmaktadır. Son dönemde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatlarıyla yabancılara mülk satışı ile ilgili getirmesi öngörülen kolaylıklar
ülkemizde olduğu gibi özellikle Bursa'mızda da Arap kardeşlerimizin özellikle gerekse tatil, köyü ve turizm gibi yatırım teşebbüslerinin önünü açacaktır. Bursa'mızda ilk defa düzenlenip Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da onurlandırdığı bu birinci Türk Arap turizm buluşması ülkemize ve özellikle Bursa ilimize Arap ve İslam alemi arasında çok önemli bağlar kuracaktır. Bu buluşmayı onurlandıran başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, saygıdeğer eşlerine, Kuzey Kıbrıs Sayın Başbakanı Birsen Küçük'e ve tüm yurt dışından ve yurt içinden bu kuramı onurlandıran tüm değerli konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada 3 gün boyunca başta turizm olmak üzere çeşitli konular bakanlar düzeyinde olduğu kadar yetkili makamlar ve sektör temsilcileriyle de bir araya gelmek milletiyle ele alınacak ve işbirliği imkanları değerlendirecektir. Bu nedenle ben tekrar bu programın Bursa'mıza, ülkemize ve Türk Arap alemine hayırlı olması dileğiyle tekrar saygılarımı sunuyorum.